Sevgili yarışseverler, 29 Haziran Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanlardan 92 atın görüntüsünü izleyeceksiniz. 1 numaralı A-Turbo 27 Haziran günü Şinasi Gökçe ile iç pistte çalıştı. A-Turbo'nun 600'ü 40.6, 400'ü 26.7 oldu. İçte 2 numaralı Alemci, dışta güçlü Ege var. 27 Haziran'da Volkan Yüksel ile iç pistte 800'ü 59.8, 400'ü 29.3 oldu. 4 numaralı Gökhalan 26 Haziran günü Osman Koparan'la çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.5, son 400'ü 26.7 oldu. 5 numaralı Hızlı Er önde, Karapala geride dışta, Eliftaş ise geride içte olan safkandı. Hızlı Er'in Bursa'da 26 Haziran günü Sezgin Işık'la 1012.6, 400'ü 29.2 oldu. Potayı önde geçen safkan Hızlı Er'di. 6 numaralı Özgün Taş içte, dışta Kaftan var. 26 Haziran günü Bursa'da Oğuz Eren'le çalıştı. 800'ü 55.5, 400'ü 28 oldu Özgün Taş'ın. 7 numaralı Şanlı Kuleli 25 Haziran günü çalıştı. Bu safkanda maksat Yazberdiyev idaresinde ve 1013.2, 400'ü 28.2 oldu. 25 Haziran günü maksat Yazberdiyev ile çalıştı Şanlı Kuleli. 8 numaralı Tekdemir dıştaki safkandı. Mehmetçik Aydoğdu ile 26 Haziran günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 54.4, 400'ü 27 oldu. 10 numaralı Yurtsever 25 Haziran günü Osman Koparan idaresinde 800'ü 54, son 400'ü 27.8 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Lex Talionis 26 Haziran günü Yunus Yalvan'la iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.8, 400'ü 24.3 oldu. 2 numaralı Stark 25 Haziran günü Mert Ali Solmaz'la Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49.2, son 400'ü 24.3 oldu. Önde 3 numaralı Dynamite Power, arkada ortada Mübariz, arkada içte kalan Yüksel abiydi. 27 Haziran'da Semih Kaymaklı ile iç pistte çalışan Dynamite Power'ın 638.3, 400'ü 25 oldu. İç pistte çalıştı Semih Kaymaklı ile. 4 numaralı Heva 27 Haziran'da Burhan Yeşilbudak idaresinde piste çıktı. 636.2, son 400'ü 22.3 oldu. Dışta arkada kalan 5 numaralı Toros Kartalı, içte önde olan Power Sol'du. 25 Haziran'da Harun Çanakçı ile Ankara'da çalışan Toros Kartalı'nın 1004.9, 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Eliminatör 26 Haziran'da Hacı Altunbaş idaresinde 800 metrelik bir galopla bu koşuya hazırlandı. 800'ü 49.8, 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Doğu Prensi 26 Haziran günü Bektaş Sav'la iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.16.6, 1000'i 4.5, son 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Libertalia 26 Haziran günü Özgür Gönültaş idaresinde iç pistte çalıştı. 1000'i 2, son 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Uğur Bubam 27 Haziran'da Bektaş Sav'la iç pistte 400'ü 23.5 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Ertemiz 27 Haziran günü Şinasi Gökçe ile iç pistte çalıştı. Ertemiz isimli safkanın 800'ü 54.2, 400'ü 26 oldu. İçte arkada kalan 3 numaralı Yüksel abiydi ve arkada dışta olan safkansa Mübariz'di. 27 Haziran'da Hacı Demir'le iç pistte çalışan Yüksel abinin 600'ü 41.4, son 400'ü 27.4 oldu. 4 numaralı Soydere Ankara'da 24 Haziran günü Esat Demirkıran idaresinde çalıştı. Bu safkanın 1000'i 10.6, son 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Derdi Yok ekranlarınıza geliyor. 27 Haziran'da Mehmet Emin Aydoğdu ile Kocaeli'de çalışan bu safkanın 400'ü 28.5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 6 numaralı Babadağınoğlu 28 Haziran günü Ramazan Arslan'la iç pistte çalıştı. 600'ü 41.5, 400'ü 27.5, son 200'ü 14 oldu. 8 numaralı Ciğerdelen 28 Haziran günü Şahin Dursun idaresinde kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Tatavla 26 Haziran'da Batuhan Keresteci ile iç pistte çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 28.5 oldu. Üç numaralı Power Ship 26 Haziran günü Ayetullah Demir'le iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.8, 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı Flying Nun 25 Haziran günü İbrahim Kaya ile çalıştı. 1200'ü 1.16.7, 1002.8, 400'ü 24.2 oldu. 5 numaralı Strong Storm iç pistte 28 Haziran günü Seçkin Aydoğan idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Çikok Hasan Bey 27 Haziran günü Volkan Yüksel ile çalıştı. 1200'ü 1.18, 1000'i 3.7, 400'ü 25 oldu. 1 numaralı Bozarslan 26 Haziran günü Yasin Demirkıran idaresinde piste çıktı. 800'ü 56.8, 400'ü 27.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta 2 numaralı Brodek, içte Uğurlukan isimli safkan var. Bu koşuda start alan 10 numaralı Uğurlukan. Brodek dışta önde olan safkan 25 Haziran'da Ömer Ceviz de 853.5, 426.8'lik bir derece ortaya koydu. 3 numaralı Demirberke 28 Haziran'da Fahrettin Gezici ile çalıştı ve bu safkanın 200'ü 14 oldu. 4 numaralı Doğu Yıldızı 25 Haziran günü Erhan Soykuvvet'le iç pistte çalıştı. 800'ü 55.5, son 400'ü 27.8 oldu. 5 numaralı Güçlü Ege dışta, içte Alemci isimli safkan var. 27 Haziran günü Mehmet Keskin'le iç pistte çalışan Güçlü Ege'nin 800'ü 59.8, 400'ü 29.3 oldu. Dışta 6 numaralı İstanbullu, içte Fıratlı vardı. 25 Haziran'da Batuhan Keresteci ile çalıştı. İstanbullu'nun 1008, 400'ü 25.7 oldu. Bu koşuya Bursa'da hazırlanan 7 numaralı Kerem Bey'im 26 Haziran günü Oğuz Eren'le Bursa pistinde 856.3, 400'ü 27.9'luk bir galopla hazırlandı ve son çalışmasını tamamladı. İçte 8 numaralı Koşar Zeynel, dışta ekibin kızı var. 27 Haziran günü Mehmet Emin Aydoğdu ile Kocaeli'de çalışan, içte arkada kalan Koşar Zeynel'in 800'ü 57.5, son 400'ü 29 oldu. 9 numaralı Pınarça Bey'i ekranlarımıza geliyor. Pınarça Bey'in 27 Haziran günü Eren Kadirler'le Bursa'da 858.7, 400'ü 27.7 oldu. İçte 10 numaralı Uğurlukan, dışta ise bu koşuda start alan 2 numaralı Brodek var. 25 Haziran'da Yasin Demirkıran'la 1008.7, son 400'ü 26.8 oldu. ...11 numaralı Ulu Fırat ekranlarımıza geliyor. 26 Haziran'da Sermet Altındağ idaresinde çalıştı. Dışta Aydos, içte ise Ulu Fırat var. 1007.8, 400'ü 27.8 oldu. 12 numaralı Fıratlı, içte, dışta İstanbullu var. 25 Haziran günü Tolga Han Keresteci ile çalıştı. İçte olan Fıratlı, 1008, 400'ü 25.7'lik uzun yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Peleendido, Yasin Demirkıran idaresinde 24 Haziran günü iç pistte 1002.7, son 400'ü 25 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Pelik Rosa 26 Haziran günü Selçuk Akbulat'la çıktığı pistte 849.3, 400'ü 24'lük bir derece gerçekleştirerek çarşamba günü start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı My Secret Love iç pistte Sefer Demir'le 25 Haziran tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.3, son 400'ü 25.6 oldu. 5 numaralı Daughter of Fire 27 Haziran günü Gökmen Gökçe ile çalıştı. İç pistte 638.7, son 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı Ribery 23 Haziran günü Bahattin Akbulut idaresinde 800'ü 49.7, son 400'ü 24.7 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Sahra Sultan Sercan Aktaş idaresinde 27 Haziran tarihinde çalıştı. 600'ü 38.5, son 400'ü 24.5 oldu. 9 numaralı Kral Çıplak 26 Haziran günü Deniz Akkılıç idaresinde çalıştı. 800'ü 49.6, son 400'ü 24.4 oldu. 10 numaralı Pakiboy 26 Haziran günü Fatih Kılıç idaresinde 800'ü 47.8, 400'ü 24.5'luk bir derece gerçekleştirdi. 11 numaralı Prenses Dalaka 26 Haziran günü Bektaş Sav idaresinde çıktığı pistte bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 50.5, 400'ü 25.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. 12 numaralı Tunturaklı 26 Haziran günü Ufuk Bilik idaresinde 638, 400'ü 25 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 14 numaralı Lord of Partenya 23 Haziran günü Rasim Özkan idaresinde çıktığı pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1001.7, 400'ü 23.2 oldu. Bu galobuyla son çalışmasını tamamladı Lord of Partenya. Bir numaralı Umutlu 27 Haziran günü Bahattin Akbulut idaresinde 600'ü 41, 400'ü 27 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Çarikrat Ankara'da 25 Haziran günü Mert Mendirme idaresinde 600'ü 43.3, 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Yetim Ali 26 Haziran günü Suat Özkan idaresinde 800'ü 54.5, 400'ü 27.3 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Yener Sultan 27 Haziran günü Mehmet Nuri Sunkar'la Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56.8, son 400'ü 27.7 oldu. 7 numaralı Leonidas 27 Haziran günü Güven Gökçe ile çıktığı pistte 600'ü 46,5, 400'ü 29,5 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Önde olan Kır Safkan 9 numaralı Ulu Batur, Bahattin Akbulut'la 27 Haziran günü iç pistte çalıştı. 800'ü 55,5, son 400'ü 27 oldu. On numaralı Karagül Bey'i 27 Haziran günü Danyal Kaya idaresinde 600'ü 44,6, son 400'ü 28,5 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Artsman 22 Haziran günü Şinasi Gökçe ile iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.17,5, 1000'i 4.3, son 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Giant Dream 27 Haziran günü Yavuz Alan idaresinde iç pistte çalıştı. 600'ü 37,3, son 400'ü 24,3 oldu. 4 numaralı Golden Ruler 24 Haziran günü Servet Ceylan'la Ankara'da çalıştı. 800'ü 49,8, son 400'ü 25 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Kingsman 27 Haziran günü Yasin Demirkıran idaresinde 600'ü 36,6, 400'ü 23,6 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Secret Blood 27 Haziran günü Hasan Yıldırım idaresinde Ankara pistinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51, son 400'ü 24,5 oldu. 7 numaralı Trevi Fountain 28 Haziran günü Bursa'da Turgay Doğan'la çalıştı. Trevi Fountain'ın 400'ü 25,7 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 8 numaralı Wolf Polat iç pistte Acıdemir'le 25 Haziran tarihinde çalıştı. 1000'i 3,8, son 400'ü 24,8 oldu. 9 numaralı Girl Gone Bad 27 Haziran günü Şinasi Gökçe ile iç pistte çalıştı ve bu safkanın 600'ü 38, son 400'ü 24,8 oldu. 'Arkada kalan 1 numaralı A Baran, önde O1 Reis isimli safkan vardı. 26 Haziran'da Musa İleri ile Bursa'da çalışan A Baran'ın 800'ü 58, 400'ü 28,7 oldu. 2 numaralı Akkobak 27 Haziran günü Gökmen Gökçe ile iç pistte çalıştı. 600'ü 40,7, son 400'ü 27 oldu. 'Dışta 3 numaralı Azamat, içte Abat Han isimli safkan var. 26 Haziran'da Ömer Yalçınkaya ile 1007,7, son 400'ü 27,8 oldu. Dışta olan 3 numaralı Azamat isimli safkanın. 4 numaralı Çıkmaz Han 25 Haziran'da Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde Ankara pistinde çalıştı. Çıkmaz Han'ın 800'ü 56, son 400'ü 28 oldu. 5 numaralı Efe Ova 26 Haziran günü Ulaşkıcı idaresinde 1000'i 12,4, son 400'ü 27,5 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 3'te arkada kalan Kır Safkan, 6 numaralı Kuruş Bey'i ve dışta önde olan Aksencer'di. 26 Haziran'da Sermet Altındağ idaresinde Kuruş Bey'in 1000'i 11,7, son 400'ü 30,3 oldu. 7 numaralı Magnifik, arkada kalan safkan, önde Koca Karyalı var. 25 Haziran günü Hüseyin Şimşek'le İzmir'de çalıştı. 1000'i 10,8, 400'ü 27,4 oldu. 8 numaralı Mirhat Can 24 Haziran günü Ankara'da Halil İbrahim Akkaya idaresinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 59,5, son 400'ü 30 oldu. Dokuz numaralı Müteşekkir Alican İnanlı 21 Haziran günü İzmir pistinde bu koşuya hazırlandı. 1000'i 10.3, son 400'ü 28.3 oldu. On numaralı Samandıra 26 Haziran günü Erhan Soykuvvet'le iç pistte çalıştı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Samandıra 1000'i 10.8, son 400'ü ise 29 oldu. 11 numaralı Şah Beyit 27 Haziran günü Ömer Ceviz'le çalıştı iç pistte. 600'ü 42.8, son 400'ü 28.7 oldu. Bir numaralı Cesur Buğra 26 Haziran günü Gökmen Gökçe ile çalıştı. 800'ü 54, son 400'ü 26.7 oldu. Bursa pistinde bu koşuya hazırlanan 2 numaralı Jumbo Jet 26 Haziran günü Murat Tekbetek idaresinde 800'ü 56,5, son 400'ü 28,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Uzun Mehmet Bektaş Sav idaresinde 26 Haziran tarihinde iç pistte çalıştı. Uzun Mehmet'in 800'ü 56, son 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Egetay 28 Haziran günü Zekeriya Dar idaresinde 400'ü 26,5, son 200'ü 13 olan kısa düzlük sprintiyle ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Güla 25 Haziran günü Savaş Erduman'la İzmir pistinde çalıştı. 800'ü 56,5, son 400'ü 28,5 oldu. 6 numaralı Karacalar iç pistte Birol Şengel idaresinde 27 Haziran tarihinde çalıştı. 800'ü 54,5, son 400'ü 27.7 oldu. Arkada ve dışta kalan 8 numaralı Mübariz, içinde arkada olan Yüksel abi var. 27 Haziran günü Yasin Demirkıran'la iç pistte çalışan Mübariz'in 600'ü 41.4, son 400'ü 27.4 oldu. 9 numaralı Sadekar 27 Haziran günü Berkan Çığla ile iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57, son 400'ü 28.8 oldu. 10 numaralı Engin Tay 28 Haziran günü Yılmaz Kaya idaresinde piste çıktı ve bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 11 numaralı Kuplas 25 Haziran günü Hacı Altunbaş idaresinde iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.27.2, 1000'i 14, son 400'ü 28.7 oldu. 13 numaralı Özak'ın Zekeriya Dar idaresinde 28 Haziran tarihinde 200'ü 15.7 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 14 numaralı Turhan Şah Bahattin Akbulut'la 27 Haziran tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 41.2, son 400'ü 27.7 oldu. 15 numaralı Can Atan 26 Haziran'da Gökmen Gökçe ile 800'ü 56, son 400'ü 27.2 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 17 numaralı Esaretim 27 Haziran günü Ulu Aşkıcı idaresinde iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57,5, son 400'ü 30 oldu. 18 numaralı Yavuz Keyf, Sadık Kurt'la 26 Haziran tarihinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 11.3, son 400'ü 29 oldu. Değerli izleyenler, İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.